Evet, bir önceki sorunun cevabı D seçeneği. Denizli'yi işaretledik hocam, geldik müthiş bir soruya, inanılmaz bir soru. Tek soruda 40 tane bilgi sınayacağım, tam sınav formatı. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Soru kökü olumsuz. Herkes yuvarlak içine almış, harikasınız, müthiş, böyle olmalı. Şıkları ben kısa bir şekilde, hızlı bir şekilde okuyayım. Zihinlerde şöyle bir oluşsun, sonra metne geçeriz. Niteleme sıfatını dereceleyen zarf. Bakın tek başına bir konu anlatım adeta. B seçeneğindeyim. Tamlayeneki göreviyle kullanılmış hanekin. Yani hanekini bulacaksın. Bir de tamlayeneki göreviyle kullanılacak. Yok artık. C seçeneği. Sürerlik bildiren çekimli fiil diyor. Çekimli fiil anladık hocam da sürerlik bildirmesi. Ha, sürerlik eklerinden bahsediyor herhalde. Bakacağız. Edilgenlik eki almış sıfat fiil. Edilmek, yapılmak, gidilmek. Bir de sıfat fiil eki olacak. Yok artık. E'deyiz hocam. Sıfat fiil öbeklerini bağlamış bağlaç. Bağlacı bulacaksın. Bir de sıfat fiil öbeklerini bağlayacak. Haydi bismillah. Cümleyi ben şöyle seri bir şekilde okuyayım. Sonra bakalım kimler hangi şıkları bulabilecek. Tüm zamanların en iyi bilim kurgu kitaplarından biri olarak kabul edilen ve başka dillerin yanı sıra Türkçe'ye de aktarılan Zaman Yolculuğu adlı roman, geçmişe yolculuk yapan bir zaman makinesine odaklanıyor. Müthiş. Koskoca bir metin gibi olsa da tek bir cümle. A seçeneği, niteleme sıfatını dereceleyen zarfı bulan var mıdır? En iyi bilim kurgu derken en derecelendirme zarfı. Hocam. Süpersin. Oradaki iyi sıfat onu da derecelendiren en sözcüdür diyor. Harikasın. En sözcüğü çok önemli arkadaşlar. Lütfen cepte kalsın. Hocam bu birkaç yıldır çıkan şey değil mi? Evet, süpersin. Son birkaç yıldır arkadaşlar süper buldun. Tam yerinde hocam. Tam yerinde girdin. Son 3-5 yıldır en sözcüğü çok fazla ÖSYM'nin üzerinde durduğu noktalardan. Aynen, harikasın. Peki A seçeneğini bulduk. Yoktur'u arıyoruz. B seçeneğindeyiz. Tamlayan eki göreviyle kullanılmış haleki var mıdır bilen? Bilim kurgu kitaplarından biri. Süper. Bilim kurgu kitaplarından biri. Oradaki dangel halekidir. Yerine ın, in koyabiliyor muyuz? Evet. O zaman o tamlayan eki görevinde kullanılmış. Pelin harikasın. C'deyiz. Sürerlik bildiren çekimli fiil. Haydi isminden var mıdır yapan? Hocam sürerlilik egelmek, edurmak. Süpersin. Edurmak, egelmek, ekalmak. Harikasın. Peki buldun mu Metin'e? Yok. Yok değil mi? Süper. Yoktur arıyorduk zaten. C seçeneği bizim doğru cevabımız ama yeter mi? Yetmez. D'yi, E'yi bulmadan sorunun hakkını vermiş, kabul edilmez hocam. Dikkat. Edilgenlik eki almış sıfat fiil diyor. Hocam edilen hem sıfat fiil hem edilgenlik eki almış. Süpersin. Etmekten aktarılan edilmek. Harikasın, çok doğru. Aktarılan da öyle. Aktarmaktan aktarılmak. Birileri tarafından. Etmekten edilmek birileri tarafından. Hocam edilgenliği gördük. Oradaki anel de sıfat fiil dedi Fatih. Çok yerinde. Süpersin adamsın. E seçeneğindeyiz. Sıfat fiil öbeklerini bağlamış bağlaç diyor. Buyurunuz. Hocam kabul edilen ve başka dilleri yanı sıra Türkçe'de aktarılan. Kabul edilen orada sıfat fiil eki var. Bağlaçla bağlamış aktarılan orada da sıfat fiil var. Süpersin. Kabul edilen ve Türkçe'de aktarılan. Harikasın, çok iyi özetledin. Edilen ve aktarılanlar sıfat fiil öbekleridir ve bağlaçlarla bağlanmıştır. Müthiş. Son olarak şöyle özetleyelim hocam. Yoktur olumsuz soru köküydü. Herkes ilk adımda yuvarlak içine aldı soru kökünü. Harikasınız, müthiş. Sınav vurgusu çok iyiydi Ayber. Harika bir girişti. Kaan Bey valla A'yı, B'yi, C'yi herkes sırasıyla açıklamış oldu. Çok güzel oldu bu soru. Bence çok fayda sağlayacak. Karma sorulara ihtiyacımız var. Zil çalmışken o zaman bir sonraki derste bir diğer soruda görüşmek üzere. Haydi, kolay gelsin. Görüşürüz.